Hayatın Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5 dakikada yapabileceğiniz, hazırlayabileceğiniz piş tarifi vereceğiz. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabımızın içine öncelikle 2 su bardağı yoğurdumuzu alalım. Üzerine bir yumurtamızı kıralım. Ardından bir çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim ve bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra tuzunu da unutmadan ilave edip iyice karıştıralım. Homojen bir kıvam aldıktan sonra üzerine 5,5 su bardağı kadar un alıyor. Yine siz kontrollü bir şekilde hamurumuza ilave edelim ve ele yapışmayan, çok sert olmayan bir hamur elde edelim. Hamur toparlandıktan sonra tezgahımızı alalım ve burada da 1 dakika kadar tekrar yoğuralım ve 2 eşit parçaya bölelim. Hamurumuzu her parçasını yaklaşık 1-2 santim kalınlığında açalım ve dilerseniz bir şekillendirici aparatla, dilerseniz bir bıçak yardımıyla hamurumuzu keselim. Diğer taraftan da tenceremizin içine sıvı yağımızı alalım ve ısınmasını sağlayalım. Isınan yağın içine kestiğimiz hamurları atalım ve kabardıktan sonra önlü arkalı iyice kızartalım. Çok güzel kabaracak arkadaşlar, göreceğiniz gibi ve çok da lezzetli olacak. Bütün hamura aynı işlemi uygulayalım ve bu şekilde mayasız kolay pişimiz de hazır hale gelmiş olacak ve sofralarda yerini almak için hazır olacaktır. Böylelikle bir pratik tarifimin daha sonuna geldik. Eğer ki arkadaşlar tarifin malzeme listesini yazılı olarak isterseniz açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Diğer pişi tariflerimi de yine açıklamalar bölümünden linklerini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Böylelikle videomun sonuna geldik. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma destek olmak amaçlı abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.